Geldiler efendim. Al içeri. Buyurun, girin. Sen çıkabilirsin. Sağ olun. Görevinden azledilen Kaymakam Dilaver Bey'i tanıyor musunuz? Evet efendim. Evini biliyor musunuz? Evet efendim. Âlâ. Şimdi size çok mühim bir görev vereceğim. Dilaver Bey'i takip edeceksiniz. 24 saat evinde nöbet tutacaksınız. Ve her gün buraya gelip bana malumat vereceksiniz. Emredersin efendim. Âlâ, âlâ. Ama bu görevinizden, kumandan Cezmi dahil hiç kimsenin haberi olmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Çıkabilirsiniz. Olanları duydun mu İmam Efendi? Duydum Cabbar Efendi, duydum. Çok fena. Niçin böyle bir şey yapıyorlar Ramiz Efendi'nin kızına? Hiç yakışık alay mı? Asıl onların yaptıklarını hiç yakışık alay mı? Yakışık alay mı bir Müslüman kızı bir Hristiyanla görüşür? Hiç caiz midir bu dinimizde? Ne olursa olsun fena dükmüşler çocuklar ya Abbas Efendi. Üveler tabii. Güldürmediklerine dua etsinler. Sen ne biçim konuşuyorsun Abbas Efendi? Sanki hiç tanımaysınız Ramiz Efendi hem de kızlarını. Yok, onlar öyle kötü fena bir şey yapmazlar. Öyle mi? Niçin o vakit suç Ramiz Alex'i almış evine götürmüş? Bu kadarı daha fazla. Bu ne rezalettir böyle? Ramiz Efendi gemi azı yağmıştır. Buna izin vermeyiz. Haydi gidiyiz. Dur, durun bir sakin olun önce. Kesin sesinizi artık. Hepiniz sakin olun. Onlar bizim insanlarımız. Evet. Önce gidelim bir konuşalım. Mesele nedir bir anlayalım önce. Evet, evet. Yavaş yavaş, sakin sakin konuşuruz. Hadi şimdi hepiniz eve gidin. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Biz de geleceğiz, biz de. Hadi. Zarife. Güzel kızım. Ah Zarife. Ah canım. Hey babasının kumrusu. Anasının kuzusu. Kıymetlim benim. Ana. Hey. Hey Süle, Süle yavrum, Süle. Ana. Ana bizim bir günahımız yok ana. Bilim, bilim yok. Biz yalnız konuşacak. Günahımız yok bizim. Bilim Zarif, ay, ay. Bilim ki yoktur hiçbir günahınız. Bilim kızım, bilim. Ana. Ana. Ben seni duymayayım. Hiç duymayayım ana. Kendimi daha duymayayım. Ne olur ana. Rüya mı görüm? Zarife. Beni. Ana. Ben seni duymayayım. Kendimi daha duymayayım ana. Ana. Ne olur ana. Kızım. Sus, duyma. Kızım sus. Gel. Koyalım şöyle. Dilaver örtüyü ver. Alex. Alex. Duyuyor musun? Biraz canın yanacak ama. Şimdi seni eve götürmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Ramiz Efendi. Efendim. Gel bro. Ramiz Efendi. Zarife duymay. Hiçbir şey duymay. Zarife duymay. Dilaver, sen ayak. Hasan, sen de arkasından.
Üç dince kaldırıyoruz, tamam mı? Haydi. Bir. İki. Ramiz Efendi! Ramiz Efendi, çık dışarı! Ne oldu, kim bu? Ramiz Efendi! Ne istiyorsunuz? Lazım bize hesap veresin Ramiz Efendi. Sen sus Abaz Efendi. Biz konuşacağız. Niçin susacakmışım? Susmayayım. Yahu adam, sana sus değiller. Ne hesabı verecekmişim size? Hristiyan çocukla kızının bir şey yok ise ne işi var Alex'in evinde? Ben onları buldum ormanda. Yatıydılar ikisi de. Kanlar içinde. Lazım idi ne yapam? Ha? Alex'i ormanda mı bırakam? Bir günah giriyorsun Ramiz Efendi. Abbas Efendi. Asıl şimdi sen günaha gireysin Abbas Efendi. Sen bana günaha mı girersin dedim. Geleneğimizi, ahlakımızı bozaysan Ramiz Efendi. Buna hiç yakın yoktur. Bak. Söyledim. Bir daha söyle. İkisini de yerde buldum, yatıydılar. Kan içindeydiler. Hepinize bağırdım, yardım edin, yardım edin dedim. Yüzünüzü çevirdiniz. Söyle bana şimdi. Hangisi günah? Söyle! Ramiz Efendi tam doğru söyle. Ramiz Efendi, biz seni peşin uyardık, sen dinlemedin. Sana şunu söylemeye geldik burada. Al aileni, git bu köyden. Geleneğimizi, ahlakımızı bozaysanız burada. Sen ne diyorsun be adam? Senin sözünle mi gideceğim ben? Ha? Evimden, barkımdan, yurdumdan terk edip gideceğim sanaysın. Öyle mi? Abbas Efendi ayıptır. Gideceksin hiç işte. Ahlakımızı bozaysanız burada. Gidin buradan. Bile mi isteyesin Abbas Efendi? Hepimiz mi gidelim isteyesin? Gitmesek ne yapacaksın? Sorayım sana, ne yapacaksın gitmesek? Duyar mısın beni? Kulakları duymay. Zarife'nin kulakları duymay. Allah Zarife'mi o kadar çok seveymiş ki duydurmadı ona senin bu sözlerini. Duysaydı ölürdü üzüntüsünden. Nice ne ben öleyim şimdi üzüntümden. Hey be, hey be. Yazıklar olsun be. Hepinize yazıklar olsun. Ne istiyorsunuz siz? Ülsünler mi bu çocuklar? Ki sevmişler birbirlerini. Allah'tandır kalplerindeki sevda. Allah'ın verdiğini kul bir kalkışı alsın. Sen bile mi istiyorsun? Senin kızın yok mu? Senin de kızın var Lütfü Efendi, hem iki tane. Kim büyüttü Zeynep'i? Anası hastaydı onca vakit. Kim baktı ona anası gibi? Ben bakmadım mı? Sen ister miydin Zeynep'in de bile olsun kaderi? Ben istemem. Zeynep benim kızımdır. Zarife de senin kızındır. Hepimizin çocukları bunlar. O vakit hepimiz kardeşiz. Siz kimi kovaysınız? Siz kimi kovaysınız? Köşeye. Haydi yavaş. Haydi. Alın baltayı. Üç deyince haydi. Yavaş. Bir, iki, üç. Haydi.
Allah. Haydi yavaş. Yavaş. Şu anda baygın. Bir müddet sonra ayılacaktır. Burada böylece kıpırdamadan dinlenip yatması gerekiyor. Geçmiş olsun. Sağ olasınız be çocuklar. Sağ olasınız. Tanrısı sizi korusun. Amin. Cümlemizi. Hadi. Baytar efendi. Evet. Tekrar geleceğim, merak etme. Gel oğlum, gel. Uğra. Hadi. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun çocuklar. Eşimi al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Al bu mendil, sende sende kalsın, sil gözünün yaşını. Aman doktor, canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Çarkı felek, yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Canım gülüm doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm, doktor bana bir çare. Şimdi ben mektebe gittim dedi. Papaz efendiyle konuştuk işte. Beni okuldan ataymışlar. Ne? Öyle. Neyse. Ah be Alex. Ah be Alex. Sonra. Neyse sonra çıktım. Eve doğru geri...
burada ama... Eve doğru geldim. Zarife'ye girdim. Lafladık biraz. Sonra birdenbire bunlar çıktı. 5-6 kişiydiler, üstümüze çullandılar şerefsizler. Bunun bir bedeli olacaktır. Demedim mi sana ben more? Alex. Çok kişiydiler de yapamadım bir şey. Çok kişiydiler. Fatma. Sus Ramzi Efendi, sus. İstemeyin bir şey Süleyhasıl. Süleyman mı? Yok, istemeyin bir hangi şey Süleyhasıl. Ben ne isteyeyim biliyor musun Ramiz Efendi? Ne istersin Fatma? Biz şimdi yatalım, uyuyalım. Sabah olsun, tayyar ütsün. Kızlar sana hayırlı sabahlar babişko desin. Ben de hem gözün kör ol. Gide de. İşte. Sanki hiçbir şey olmamış. Tebuka isteyim. Fatma. Meryem abla. Hatice. Çok fena bir an şey oldu. Ne oldu? Hastalandım. Gebe değilim. Ne? Gel otur, gel. Gel otur. Otur mu Hatice'm? Hatice'm. Hatice'm. Karıcığım, niçin ağlaysın? Bak, iyileşti Zarife. Ha, kulağı ağrı, onun için ağlaysın bileyim. Ama ne dedi Mustafa Namık? İyileşecek kulağı dedi. Abi. Çok isli davranmışsınız. Kadınsınız, olacak oka. Ama ne dedi Mustafa Namık? İyileşecek dedi. Koskoca Ekim, yalan mı Süley? O değil abi. Hasan. Ben gebe değilim. Zarife. İyi misin Zarife? Hayırlı sabahlar kız kardeşim. Hayırlı sabahlar Zarife abla. Hayırlı sabahlar Zarife abla. Oh, 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 Duyay mı değsin? Zarife. Zarifem. Yok. Duymay. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Bu sabah nasılsın Zarifem? Yok. Duymay. Hiçbir şey duymay Zarife. Duymuyor mu? Bence birkaç gün iyileşecek. İnşallah, inşallah. İyileşecek, iyileşecek. İnşallah. Ramiz baba. Hasan. Ramiz baba. Hasan dur. Ne oldu? Peşin anama söyleyelim. Öyle mi? Öyle. Hasan. Hatice. Niçin geldiniz sabah sabah? Hayırlı sabahlar Ramiz baba. Hayırlı sabahlar Hasan. Hayırlı sabahlar babişko. Hayırlı sabahlar Hatice'm. Ya lazım sen dinlenesin. Sen iki canlısın. İyidir, iyidir. Ağırmay. Buraya da bir bakayım. Güzel. Güzelmiş, pek fazla iz kalmamış. Güzel.
bir şey soracağım. Alex. O iyi mi? Ben bugün Alex'e gideceğim. Hatice, hadi içeri girelim. Üşüteceksin torunumu. Ana, lazım bir şey süleyeyim sana. İçeride sülersin Hatice. Doğru süler baban. Üşürsün burada. Haydi içeri kızım, haydi. Haydi. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Haydi sofraya kur Fatma. Torunum geldi. Geldi. Ramiz amca. Efendim. Ben Dilaver'e gidiyorum. Git git. Selam söyle. Amcasını kaymakamına. Yunanlılar yakında Girit'te ayaklanma çıkartacaklar. Bu kaçınılmaz. Bence bu fırsattan istifade Bulgar Prensliği olarak Osmanlı'dan taleplerde bulunmalısınız. Arkamızda güvenebileceğimiz bir dostumuz olursa... Bu konuda hiç kuskunuz olmasın. Büyük Rus İmparatorluğu olarak Bulgar Prensliği'nin her zaman yanında olacağız. Bulgar Prensliği'nin taleplerinin Osmanlı tarafından kabulü için gerekli tüm girişimleri yapacağız. Lütfen Kral Ferdinand Hazretlerine samimi teklifimi iletiniz. Onur duyarım ekselansları. Hatice, süt iç sana. Fatma, süt koy, süt koy. Yok, istemeyim. Nasıl istemesin sen can taşısın? Getir bakayım. Her gün bol bol süt içeceksin. Teoka süt, tebuka. Süt bitmiş. Ben sütçü Ramiz'im be. Hiç mümkün değil bu evde süt bitsin. Ben gidem getirem. Doğru inama süt. Haydi. Al sen bunu iç. Ne oluyor deyim Hatice? Gözleriniz pek oynay. Fatma Ana. Ne? Hatice gebe değil. Ne? Ne süresin sen? Yani ben baba olamayım. Abla? Ne dey bu? Doğru mu Süley Hatice? Doğru Süley Ana. Sen nereden bilesin ki değilsin gebe? Bileyim işte ana. Ne oluyor? Hatice. Gebe değilmiş. Babama nasıl söyleyeceğiz ama? Ya geldi süt. Hüseyin Üsmen'ime, aslan torunuma. Hayırlı sabahlar Alex. Mustafa, hayırlı sabahlar. Nasıl oldun bu sabah? Daha iyi biraz. Hala agrileri var. Bütün gece uyumadı. Sabaha kadar. İyiyim dedim ben de. Oh, daha iyiyim. Olur o kadar ağrı sizi. Düzelecektir. Mustafa. Zarife nasıl? İyi. O da seni sordu. Öyle mi? İyiyim deseydin Alex'e iyi. Biliyorum biliyorum. İyi dedim. Söyledim. Mustafa. Heh. Yaraları iyileşti mi? Merak etme. Daha iyi olacaktır. Her geçen gün durumu daha iyi gidiyor. Ben varım, merak etme sen. Sana bir ihlamur çayı yapayım be evlat. Ne diyorsun? He? Sağ olasın Baytar Efendi. Çok fazla kalamayacağım. Kasaba inmem lazım. İşlerim var.
Ben daha sonra tekrar uğrar, Alex'in durumuna bakarım. Sen de kıpırdamadan yat, iyi dinlen. Sağ olasın Batı. Sen sağ ol. Haydi. Var. Dede. Dante'yi getir. Bitireceğim. Oh. Demek gelen giden olmadı ha? Hayır efendim. Pekala. İzlemeye devam edin. Gözünüzü üzerinden ayırmayın. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Çıkabilirsin. Rıfat Paşa. Bulgarlar Girit'teki karışıklıktan faydalanmak isteyeceklerdir. Eğer Bulgar temsilci sizden bir randevu talebinde bulunursa birkaç bahane uydurarak bu randevu talebini geri çeviriniz. Emredersiniz Sultan. Ruslar bizden her daim boğazları istediler. Balkanlardaki karışıklığın ardındaki en büyük nifak onların kışkırtmasıyla oluyor. Şimdi Girit meselesini fırsat bilerek Bulgar kozunu oynayacaklardır. Anlıyorum efendim. Onun için Girit meselesi hallolana kadar Bulgarlara randevu vermeyiniz. Bu sebeple Makedonya ziyaretimin bir an önce tamamlanması için gerekli bütün hazırlıklar yapılsın. Böylelikle Bulgarların randevu talebini ertelemiş oluruz. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Eğer padişahı öldürebilirsek, eğer bu işi bitirebilirsek İvan, tarihin seyrini de gösteririz. Öyledir kardeş. Osmanlı başsız kalacak. Balkanlar imparatorluktan kopacak. Bütün bu yerler, bu topraklar Bulgar prensliği olacak. Ben bir kahraman olacağım. Ama bunlardan değil. Bunlar korkak. Onların canı beş para etmez. Başka adamlar lazım bulalım. Daha kuvvetli. Cesur çocuklar lazım bulalım. Haydi. Zarife nasıl oldu Mustafa? Daha iyi.
Daha iyi. Ama hala işitmedi Laver. Çok üzüldüm. Ya Alexander? Sana gelmeden önce onu aradım. Onun durumu daha iyi. Dilaver. Aslında bütün bu olanlar durumun göründüğünden de vahim olduğunun en büyük işareti kardeşim. İmparatorlukta Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında büyük bir ayrışma söz konusu. Bir taraftan Müslümanlarla Hristiyanlar birlikte iç içe yaşıyorlar. Diğer taraftan Müslüman bir kız Hristiyan bir olana aşık olduğu için ölesiye dövülüyor. Alex ile Zarife'nin başına gelenler de bu ayrışmanın en büyük işareti kardeşim. Evet, doğru, haklısın. Bir sonraki sayıya da onu yazarız kardeşim. Basabilmişsin. Evet. İki gündür gece gündüz uğraşıyorum kardeşim. Çok zor işmiş bu yahu. Ama en sonunda başardım kardeşim. Helal olsun. Eline sağlık be kardeşim. Tamam. Tamam. Şimdi asıl mesele bunu el altından itaatçi arkadaşlara dağıtmak. Doğru. Selanik'te Doktor Nazım bize Yüzbaşı Ahmet'ten bahsetmişti. Hatırlıyor musun? Yüzbaşı Ahmet. Evet, hatırlıyorum. Tabii ya. Öyleyse doğru manastıra yüzbaşını bulmaya gidiyoruz. Mayın.